Evet, günün son konuğu Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Kadir Koçdemir ile beraberiz. Aslında aday mı milletvekili ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Zaten Milletvekili ve milletvekiliydiniz. adayı. Değil mi? Şimdi Evet, evet ve milletvekili adayının adayı. En arasında bir R doğrusu bu koyduk, bu oldu. yetiyor. Doğru söylüyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok maalesef. Yani bir seçimden çıkıp paldır küldür daha Evet. koltuklara ya odanıza yerleşemeden yeni bir seçime girdiniz. Öncelikle o süreci biraz değerlendirelim istiyorum. Yani ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini de katarsak 2 yıl olmadı. Evet. Dördüncü seçim. Birine Doğru. gerçi sadece izledik ama katıldığımız üçüncü seçim. Antrenmanlıyız. Onun için çok fazla zor gelmiyor. İlki gibi değil. İnşallah iyi olur memleketimiz için ve son seçim olur. Bundan sonra normal zamanda olur diye düşünüyoruz. Ve inşallah. Zaten artık şey inşallah ve maşallahlarla yaşayan bir topluluk olduk. Evet. Bu 7 Haziran süreci ve hükümet kurulamamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 7 Haziran'dan itibaren iktidar partisi şöyle bir hesap yaptı. 258 vekilim var. İktidarı devam ettirmek için bir ortağa ihtiyacım var. Tekrar seçim yaparsam 230'a iner, 220'ye iner. En kötü ihtimal ve bir ortağa ihtiyacım olur yine. Kaybedecek bir şeyim yok dedi. Ve o süreçte de gördük. İktidarı bir saatliğine bile bırakmak da istemediler. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile olan o kadar görüşmeden sonra Ankara'da o görüşmelerden haberdar olan bir dostumun bana dediği, ya olursa diye düşündük. Düşündük, taşındık Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kültür Bakanlığından başka ikinci bir bakanlığı bir türlü veremedik dediler. Yani böyle iktidardan bir saniye bile uzak kalmama üzerine bir strateji izlendi ve bununla başarılı olundu. Kılıçdaroğlu bu süreç bitmeden söylemişti. Dedi ki Sayın Davutoğlu çok istekli ancak Beştepe'de oturan zat diye söylemişti. Bunu engelliyor dedi. Ve kendisine herhangi bir hükümet teklifiyle gelinmediğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi bakımından da durum böyleydi. Belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk andaki beyanları, tavırları karşı taraf tarafından da çok suistimal edildiği için yanlış anlaşıldı. Biz de kendimizi eksik anlattık orada, bizim kusurumuz. Bundan sonra daha dikkatli bir dil ve daha dikkatli bir üslup kullanmak zorundayız, onu kabul ediyorum. Ama işin esasına baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi hükümet kurmadan karşı olmadı. Belki pazarlık gücünü artırmak için bunlar bu tür müzakerelerde her zaman yapılan şeylerdir. Ama Sayın Davutoğlu bize gelmeden bir gün önce Cumhurbaşkanımızın metinlerini yazan Aydın Ünal isimli bir vekilimiz resmen bir hayvanla Genel Başkanımıza hakaret etti. Çok ağır laflar etti ve daha sonra bizi siyasi nezakete çağıran Sayın Davutoğlu bundan üzüldüğünü bile beyan edemedi. Çünkü sahibi başkaydı, sahibinin sesiydi. Ama bu Ne üzücü. üsluplara artık aynı şekilde cevap vermemek lazım. Ülkenin aklı selime, sağduyuya, soğukkanlı birbiriyle konuşmaya ihtiyacı var. Birbiriyle konuşamayan, birbiriyle irtibata geçemeyen bir toplum haline geldik. Bu da bizim üzerimizdeki oyunları, bizim üzerimizdeki manipülasyonları artırıyor, onlara cesaret veriyor. Bugünlerde bakıyoruz bunlara daha da açık hale geldik. Yani Türkiye her an ciddi bir emrivaki ile çok kötü maceraların içine Ne sürüklenebilir. Ben yazık ki. bundan korkuyorum. O Necip Fazıl'ın bir şiirde söylediği, başımızda hakikaten başsız başsız adamlar var. Yani beyanlar diplomasiye, devlet geleneğine, birlikte yaşama ve ülke yönetme ile ilgili bu zamana kadarki birikime hiç uymayan beyanlar. İşte o santrali başkası yapabilir, senden onu almayabilirim. Bunlar masada bile bu formda, bu biçimde söylenen şeyler değildir. Halkımızla izah edemeyiz. Halkımız da sizinle ilişkileri sürdürmeyi izah etmekte zorlanırız. Türkiye'de bu dostane ilişkileri bozmak isteyenlerin eli güçlenebilir. Onlar şey yapar, biraz bu işlere bakın gibi diplomatik bir dil kullanmak gerekirdi. Ama onun için bu seçimlerde inşallah halkımız sağduyuyla ülkeyi 2019'a kadar taşıyacak bir hükümeti kuracak bir sonuç yapacaktır. Bu sonuç
Biz tabii tek bütün siyasi partiler tek başına iktidar olmak isterler. Şöyle bir söz vardır, denir ki general olacağım demeyen er asker değildir denir. Yani doğru. Askerse general olma onun ağzına da yakışır söyler. Biz de tek başına iktidar olmak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Ama Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Eğer 7 Haziran'dakine benzer bir sonuç olursa artık Milliyetçi Hareket Partisi Dağlıca'dan sonra memleketteki diğer bütün meseleler teferruat haline gelmiştir. Bugün tekrar büyük ve onurlu bir aile olduğumuzu hissetme ve herkesin kendisi için iyi olanı kendisinin bilebileceğini kabul etme, bir kişiye ülkenin kaderini terk etmeme zamanıdır. Onun için ben özellikle bu zamana kadar farklı yerlere oy vermiş olan milletimize şunu ifade etmek istiyorum. Davul bile dengi dengine vurur derler. Şeyden sonra bir koalisyon olacaksa bu koalisyonda Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu koalisyonda güçlü bir şekilde olması Türkiye'nin lehine olacaktır, menfaatine olacaktır. Çünkü 7 Haziran'dan sonra iktidar partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ne şöyle baktı. 18'lik bir şeyle geldi bize. Benim dedi 258 vekilim evet. var, bana 18 lazım. Siz benim gözümde 18'i sağlayan bir şeysiniz. Sizin 132 vekiliniz beni ilgilendirmiyor. Dolgu sizin malzemesi benim istiyor. Benim açımdan 18'siniz. Hı hı. Milliyetçi Hareket, siz 80 vekil değilsiniz dedi ve 18 kişilik bir partiye hitap ediyormuş, davranıyormuş gibi bize davrandı. 32 gün görüştü, öğreneyim vesaire, ötekini yaptı. Bize gelirken böyle hakaretler ettirdi vesaire. Çünkü öyle baktı ama eğer bu hükümetin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi 80 değil de 120-150 vekille ortak olursa daha ciddiye alınır, birbirimizi daha iyi dinleriz ve bundan ülkemiz çok büyük fayda görür. Zaten AK Parti seçmeninde özellikle ben görüyorum. AK Parti'nin özellikle 2011 yılından sonra böyle biraz daha kibirli, her şeyin iyisini ben bilirim havasında olduğu bir AK Parti kadrolarında bir ayrışma var. Yukarıda bazı bu işlerden menfaat sağlayanlar var. Aşağıda bayrak asıp koşturan 13-14 senedir kenarda kalanlar var. Kendi zenginlerini, kendi elitlerini yarattı. Ve bu o kadar belirgin hale geldi ki genel başkanları bile artık fabrika ayarlarına dönmek zorundayız diyor. Sloganları da ilk günkü aşkla diyor. İlk günkü aşk, aziz milletimize hatırlatmak isterim, 34,5. Eğer fabrika ayarlarına getirmek gerekiyorsa AK Parti'yi 34,5'a indirelim. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne güç kuvvet verelim ve böyle mantıklı bir koalisyon olsun. O aşk 34,5'tu ama 2011'de mantık şeyleri yaptığında 49'a çıktı biliyorsunuz AK Parti'de. Doğru, doğru. Evet. Tabii buna Ahmet Davutoğlu Manisa mitinginde demiş ki Bahçeli'nin dersini MHP'liler verecek demiş. Evet. Manisa mitinginde 10 binlere seslenen Davutoğlu, asgari ücreti hemen 2016 başında 1300'e çekip çıkartacağız. Bunları zaten söylemişlerdi. Fabrika kuracaksanız projenizi getirin, arsanızda fabrikanızda bizden gibi böyle çok ütopya dolu cümleler kuruyorlar şu anda. Ama demek ki MHP seçmenine oynuyor şu an. Şimdi milletimizde Bahçeli demek, yani beğenen beğenmeyen var tabii. Bütün liderler için bu tabii ki geçerli. Ama İtiraz edilmeyen birkaç şey var. Devlet adamı ciddiyeti, dürüstlük, temizlik. Hı hı. Biz hakikaten MHP seçmeni olarak başta AK Parti olmak üzere Türkiye'ye bir Bahçeli dersi vereceğiz. Yani dürüstlük, devlet adamlığı, ciddiyet, diplomasi dersi vereceğiz. Diyorsun, doğru demiş Sayın Genel Başkan. Evet. Peki çok kısa bir süre seçim çalışması için. Hakikaten yani ağzım burnum derken 1 Kasım gelmek evet. üzere bugün ayın 8'i mi 9'u mu? Dolayısıyla nasıl bir seçim çalışması yürütüyorsunuz? Ya mevcut imkanlarla olabildiği kadar teşkilatlarımız, bizim partimiz yarım asra varan bir hı hı. geçmişe sahip. Ve geçen Kurban Bayramı'ndaki bayramlaşmada da şöyle bir baktım. Hı hı. Gençler var, yaşlılar var. Pek çoğu yarım asırdır çok zor imkanlar altında grup kuramadığı, barajı geçemediğimiz zamanlarda bile çok üstün çalışmalar gerçekleştirdiler. Fikir partilerinin böyle bir farkı var. Yani bir iktidara gelme ve onun nimetlerini paylaşmayla sınırlı değil. İstasyona varıldığında herkesin
inip evine dağıldığı bir dolmuş belediye otobüsü değil, bir fikir hareketidir. Biz geçmiş seçimlerdeki netice aldığımız o sandık sandık seçim sonuçlarına bakıyoruz yerlerde. İyi davranışlarımızı çoğaltıp, yayıp, bazen de yanlışlarımız varsa, bazı yerlerde de arzu ettiğimiz sonucu alamadığımız yerlerde o yanlışlarımızdan da ders alıp, hayat da böyle, şahsi hayatlarımız da tabii böyle. Ki öyle. O dersleri alıp, mesela üslup dedim, anlatmada eksiğimiz var dedim. Bunlara biraz daha ağırlık vererek vatandaşımıza niye MHP'yi seçmeleri gerektiğini anlatacağız. Ulaşabildiğimiz kadar teşkilatlarımız da olacak tabii bu. Zannediyorum bu sefer biraz daha kendimizi iyi anlatacağız. Bu şeye ne diyorsunuz? Son medyaya yapılan operasyon Digitürk'ten çıkarılma. 7 tane kanalı, 7 mi 8 mi televizyon kanalı yani, paralelle mücadele kapsamında. Yani demokrasi, ben daha önce de söylemiştim. Hani 5T falan diye evet, söylüyordum ya. Hani, tahrip edilmemiş, tahdit edilmemiş, tehdit edilmemiş, tahrik edilmemiş bir iletişim ortamı olması gerekir. Türkiye'de tercihlerin Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun olmaması da bundan. Yani bütün insanlarımız bizim memleketini çok seviyor. Bütün insanlarımız çoluk çocuğu için, gelecek nesiller için iyi olsun istiyor. Ama bununla ilgili kararlarını kendilerine gelen bilgiler çerçevesinde yapıyor. Yani ben lokantaya gittiğimde kendime uygun yemek tercihinde bile bana gelen menü ve garsonun verdiği bilgilere göre bir yemek tercihinde bulunuyorum. Mutfaktaki bütün yemekler eğer menüde resmedilmemişse, bazıları ön tarafta çok daha güzel fiyakalı fotoğraflarla konup diğeri arka tarafta olmuşsa benim doğru bir yemek tercihi yapmam mümkün değil. Aynı zamanda o resimde olan yemek gelmesi lazım. İçinde olanlar yazılması lazım altında ve benim de kendi vücudumu tanımam lazım. Yani şekerim mi var, kolesterolüm mü var, tansiyonum mu var? Ve bu yemeğin bu vücuda etkisi, bendeki sağlık durumu etkisini de iyi bilmem lazım. Tabii yanındaki fiyat da beni endişelendirmemeli. Yani işte 40-50 topluyorum, üstte cebimde 100 lira var, çıkar mıyım falan diye düşünmemem lazım. Bunu siyasete uygularsak vatandaşın bilgilenme hakkı çok deminki dediğim o T'lerden azade olarak onlarsız bir şekilde ideal iletişim ortamının sağlanması gerekir. Bütün partiler kendilerini iyi anlatabilmeli. Bütün sadece parti değildir siyaset. Sivil toplum kuruluşları, dernekler de karar alma sürecini etkilemede meşru ortaklarıdır siyaset sürecinin. O açıdan basının susturulmasına yönelik her hareket nereden gelirse gelsin tasvip edilmesi mümkün olmayan hareketlerdir. Türkiye'de son zamanlarda belli gruplarla mücadeleler var. Bizim partimizin buradaki tavrı şudur. Hiçbir suç cezasız kalmamalı. Yani bugün paralel yapı denen, başka işte Ergenekon denen, şu denen, bu denen isimlendirilen şeyler. Eğer orada birileri bir suç işlemişse bu cezasız kalmamalı. Ama kan davası gibi sadece aynı isimle, aynı etiketle, aynı rozeti taşıdı diye insanlara, eğer bu yasa dışı bir örgüt değilse o rozet taşınırken, o etiket üstlenirken asla dokunulmamalı ve bir şey yapılmamalı. Ama maalesef son zamanlarda bunu görüyoruz biz. Bir kan davası gibi işin üzerine gidiliyor. Birinin önünü kesmek istiyorsanız onu birilerine fısıldayın şucu bucu diye. Zaten kendini anlatana kadar yapılan bir sürü şey de gerçekleşmiş oluyor. Bu demokrasi açısından oldukça tehlikeli bir durum. Eğer normal bir yasama dönemi olursa, daha önce de bahsetmiştim, günümüz demokrasilerinde, çünkü sadece Türkiye'ye mahsus bir problem değil bu. Batı'da da basında tekelleşme suretiyle belli riskler var. Bunun bir altyapısını araştırmaya değer, belki yasal çerçeveyle partilere hazine yardımı yapıldığı gibi hür basının, özgür basının çalışması haliyle insanlarımızın demokratik tercihlerine esas olacak bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde almalarını temine bizim devlet kasasından finanse etmeyi bile düşünmemiz gerekir. Çünkü başka şeyleri finanse ediyoruz. Eğer bu mecralar kesinlikle başkalarının elinde olursa. Kesinlikle. Özellikle yerelde baktığımızda yerel yönetimler şu an medyaların patronu konumundalar. Birçok ilde bu böyle ne yazık ki. Dolayısıyla da
Hani onların dediği oluyor, sizin dediğiniz değil. Basın özgür değil yani, evet, Türkiye'nin hiçbir yerinde şu anda. Yani bir belediye kimle rekabet ediyor toplu taşıma işinde? Ben bunu anlamıyorum. Hani bir fabrika, havlu fabrikası, benim havlum daha yumuşak, daha temiz diye bir reklam verir. Pazar payını arttırmak istiyordur filan. TOKİ ev yapıyor, kimle rekabet yapıyor? Bunlara geçen belediye kampanyasından hatırlıyorum ben. Bir saatte belki biz program yaparken sadece Büyükşehir Merkez Belediyesi Bursa'da, evet, ve onun reklam tanıtım, temsil tanıtım giderleriyle faiz giderleri 11-12 milyarı buluyordu. Her dakika biz şimdi konuşurken Bursalılar epey bir borç ve reklam tanıtım gideri ödediler. Olsun, alışıyoruz biz. Millet olarak seviyoruz evet, borç ödemeyi. Evet. Problem yok. Evet. Ama şey oluyor yani, bakın Aziz Sancar, dün evet, ben çok evet, duygulandım. Hepimiz gözlerim öyle doldu. Belki benzer şartlarda okuduğumuz için. 8 çocuklu bir ailenin 7. Hı-hı. çocuğu. Mardin'den kalk gelsen İstanbul'da o 60'lı yıllarda nasıl okunduğunu da tahmin Hı-hı. edebilirsiniz. Şimdiki gibi sosyal yardımlar, burslar, krediler vesaire yok. Ve siz Türkiye'nin bilim alanında ilk evet, ve toplamda evet. ikinci Nobel ödülünü alıyorsunuz. Ben şuna benzetiyorum. Yani bütün meyvelerin tohumunda o meyvenin bütün özellikleri gizli. Yani bir deveci armudu, Bursa'da çok yetiştiği hı hı. için söylüyorum. Küçücük tohumunda armut ağacının ne kadar büyük olacağı, yaprağının biçimi ne zaman açacak, çiçeği, kokusu, rayyası, meyvesi var. Bursa şeftalisi öyle. Bizim insanlarımızda da böyle. Yani ben iki torunum var, ellerinizden öper. Allah şimdi bakıyorum bir tanesi, ben oynamayı beceremem hiç. Hı hı. Okulda folklor dersi vardı bizim, öğretmen okulu, köylere köy öğretmeni olacağımız için. Evet. Müzik, tahta kullanımı, güzel yazı bizde ağırlıklı derslerdi. Hı. Başka yerlerde böyle çok önemsenmeyen şeylerdir. Ve zorlarlardı. Hatta bir sene müzikten beklemeli şey borçlu geçme vardı. Müzik, fizik, hı. kafiyeli lise 2'de kaldım, müziği veremedim. fizikten geçtim, müzik borçluydum. Öbür sene geçer not aldığınızda bir sonraki önceki borcunuzla beraber ödeniyordu. Evet. Öyle kaldım. Şimdi benim torunum Kadir Agah, bakıyorum şeyde, orada bir televizyonda müzik çalmaya başladığı vakit oynamaya başlıyor. Oynuyor, ne güzel. Şeyde, Burdurlu Teke yöresinden. Evet. Hemen böyle gımıldan gımıldan gımıldanı vere başlıyor. Şimdi bütün çocuklarımızda böyle o deveci armudun tohumunda koca bir ağacın özelliklerinin gizli olması gibi apayrı özellikler gizli. Ve bütün çocuklarımız parmak izi insanların, 8 milyar insanın birbirinden farklı. Sadece parmak izi farklı değil. Bütün çocuklarımız kendisi dışındaki dünyadaki bütün insanlardan bir alanda çok daha üstün ve hepsinden farklı. Ama siz deveci armudunu, Bursa şeftalisini nasıl ki kendi ideal ortamına koymadığınız vakit o meyvesini veremezse, mesela babam rahmetli inatçı bir adamdı. Biz Bursa Orhaneli Dündar köyündeniz. Bizim köyde bağa zeytin ağacı dikti. 1972-73. Bağ. Ha, bağda olacak bu dedi. Oldu hakikaten. 40 küsur, 50 yaşına falan geliyor herhalde. 40 küsur sene oluyor. Ama bu zamana kadarki bütün verdiği meyveleri toplasak 2 kilo olmaz herhalde. Hiç toplamadık ama o kadar. Şimdi bizler de, yani bu Türkiye için evet. hem büyük bir gurur, ama bunu Amerika'da diğer iki ülkeden bilim adamıyla birlikte yapabilmesi de üzerinde düşünmemiz gereken kesinlikle. Bir şey. Yani bizler Sarıkamış'a atılmış deveci armudu tohumu gibi, ne efendim Sibirya'ya konmuş Bursa şeftalisi tohumu gibi, çocuklarımız kavruk bir şekilde o verim mevsimleri geldiğinde böyle bir iki yaprak açıyor, bir iki çiçek şey yapıyor, bir kırağı geliyor, vuruyor, gidiyor. Esas üzerinde konuşmamız gereken budur. Bakın Mardin'den geldi ve biz 80'lerin ortasından beri Doğu Güneydoğu'da doğru dürüst eğitimimiz yok. Yani bu cumhuriyet yatılı okullarla bir sürü eksikleri vardı. Şuydu bu, ben de orada yetiştim. En ücra köşelere okulları götürdü. Yatılı öğretmen okullarıyla, diğer yatılı okullarla bu insanın çocuklarını aldı. O günkü imkanlarla başka yerlere vermeden o imkanları bize sağladı ve Aziz Sancar'ları yetiştirdi. Doğru. Ama 90'lardan beri o bölgede doğru dürüst eğitim yok. Ben kaymakam olarak, vali olarak da görev yaptım.
Ve o çocuklarımız inşaatlarda, buralarda o çuval gibi büyük şeylerde tekerlekli, küçük tekerlekleri çöplerin arasından şey toplayan vaziyettelerdi. Hı hı, hı. Ve gene Türkiye'nin ekonomisinin üreten kısmının belki %70-80'ini o çocuklarımız yapıyorlar. Ama verimsiz, bir saatte, yarım saatte tarif ederek yaptırabileceğiniz işleri yapıyorlar. Pek çok cevher, o dediğim Sarıkamış'taki Bursa şeftalisi gibi kaybolup gidiyor. Evet. Bunu konuşmamız lazım. Hı hı. Yani orada yaranın üzerindeki tırnak olmayı tercih eden ve o yarayı kangrene çeviren bir iktidar, ana dilde eğitim vesaire adı altında o çocukların geleceğini, Türkiye'nin geleceğini karartıyor. Biz bunları konuşmamız lazım. Oradaki insanları dinlememiz lazım. Tabii ki bizim de eksiklerimiz var ama tarihe baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin mesela bu konuyla ilgili tutumu, gelecek nesilleri dikkate aldığımızda öncelikle o yöre insanının lehine olan tutum. Yani siz bugün şeyi diyebilirsiniz ama oradaki bir etnik dili, bugün daha alfabesini yeni oluşturduğunuz bir dille bilim yapamazsınız. O dille Nobel alamazsınız. Ve artık ölçek büyüyor. Dünyada belli bir nüfusun üzerinde olup da bilime, sanata katkısı olan, İsviçre dahil, en zengin olan ülkeler dahil bir ülke yok. Bunun belli bir optimum ölçeği var ve bu optimum ölçek Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Önder Atatürk'ün ve o kadroların kurduğu ülke bu ölçeğe uygundur. Yeter ki biz bunları değerlendirebilelim. İnşallah 1 Kasım bu açılardan güzel bir başlangıç olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, Aziz Sancar örneğinden gidersek eğer, BBC aramış biliyorsunuz hemen, hı-hı, kendisinden demeç almak üzere. Arap kökenli misiniz, hı-hı, yarı Türk müsünüz gibi sorular sormuş. Hı-hı. Hani bir Türk vatandaşının bu ödülü alabileceğini yani hiç hafızalarında bile kabullenememiş, evet, evet, bir, evet, görüntü, evet, var. Evet. Bu çok üzücü. Ve hala bu 2015 yılında DNA, genetik, hı-hı, vesaire, hı-hı, gen teknolojisinin insanların kendilerini tarifte aranması, sorulması da ayrıca bir ayıptır. Yani siz ırkları vesaireyi, evet, Adem Ata'dan geliyoruz. Evet. Tarihin hangi dönemindeki şekle göre bir dakika yakar top, bundan sonrası herkes ırk dedi ve gittik, hı hı, DNA'larını aldık, buzdolabına mı koyduk? Kimi kimle kıyaslıyorsunuz? Böyle bir şey yok yani. Evet. Biz milletçiyiz ve milletin, halkla şu farkını söylüyoruz. Yani aynı zamanda halkçıyız ama milletin, millet ve halkı şöyle tarif ediyoruz. Diyoruz ki halk, Türkiye halkı dediğimiz bugün Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan insanların bütünüdür. Bunun içinde burada yaşayan herkes vardır, bugün olanlar. Ama millet bundan farklı olarak biraz daha farklı bir kavram. Millet dediğimizde ecdadımızı, atalarımızı da bunun içine dahil ediyoruz. Ve gelecek nesilleri de bunun içine dahil ediyoruz. Biz büyük bir milletiz. Mardinlisiyle, Ağrılısıyla, Muğlalısıyla büyük bir aileyiz, onurlu bir aileyiz. Bütün milletlerle kıyasladığımızda utanacak şeyimiz hemen hemen hiç yok. Ve geçmişi beraber yaşadık. Depremleri, kıtlıkları, çekirge istilalarını ve çekirge gibi bu memlekete gelen 7 düvele karşı mücadeleyi birlikte yaptık. Bugün beraberiz. Yarın da çocuklarımız geleceği, belaları, musibetleri ve inşallah güzellikleriyle birlikte kucaklayacaklar. İnşallah. Buna Hakkari'si de dahil, Samsun'u da dahil, Mersin de buna dahil. O zaman güzel olacak. O zaman bu kendimizi gerçekleştirme, deveci armudunun deveci armudu meyvesini verme ihtimali daha yüksek olacak. Ve çocuklarımızdaki gizli, bizim çocuklarımızın da edebiyata, sinemaya, teknolojiye, mimariye, tıbba, hepsinin yetenekleri olan dünya kadar evladımız var. Ve onlar hem bu mirası alıp zenginleştirecekler inşallah, hem de insanlığın birikimine onlar da katkıda bulunacaklar. Şimdi şu masaya bakıyoruz, kompütüründen, cep telefonuna, şu baskı tekniğinden, hepsi bizim kültür dairemizin dışındaki insanların insanlığa birikimi ve biz bunların tüketicisiyiz sadece. Kesinlikle. Yani esas şey burada. 5 puan fazla alırız, az alırız ve bunun için de önce birbirimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yoksa şeyimiz işte, böyle olan birisi de bir tesadüfle okulu bitirdikten sonra Amerika'ya gittiği için Nobel aldı diye de kahroluruz. Ama onu burada sağlamamız lazım. Vallahi biz, evet, gurur duyuyoruz, evet, kendisine. Peki, evet, son soru olsun. Sizce çözüm süreci bitti mi? Gerçekten buzdolabında beklemede mi?
Şimdi biz çözüm süreciyle ilgili hükümet görüşmelerinde esas sıkıntı çözüm süreciydi. Hı hı. Diğer şeyler yani anayasal sınırlarına çekilmesi. Zaten yüksek süreç içerisinde ben çekilmeyeceğim diyemezdi kimse. Yani anayasaya aykırıdır. Efendim yolsuzluk zaten kanunlar var. Bir şekilde Türk devleti bazen bu işlerde ağır davranır ama 30 sene sonra adamı alır yargılar. Bunlar zaten olacak şeydir. Anayasanın ilk 4 maddesi de kimsenin pekisine, onayına ihtiyacımız yok bizim. Onları hiç kimse değiştiremez. Burada şeyimiz yok. Esas sıkıntımız çözüm süreciydi. Milliyetçi Hareket Partisi çözüm süreci konusunda iktidar partisinin 2005'teki, 2012 sonundaki, bütün şehirdeki şeylerini anlayamıyor. Yani biz bunu mesela siyasi menfaat elde etmek için yapılmış diyemiyoruz. Mesela bütün şehir uygulaması hem halkımızı hizmete çok uzak kıldı. Dünyada subsidiyerite ilkesi diye bir şey var. Hizmette yerellik denir. Yani denir ki bir hizmet prensip olarak vatandaşa en yakın idari birim tarafından yapılmalıdır. En yakınındaki idari birim bu hizmeti yapamadığı takdirde ya hiç yapamadığı ya da etkin bir şekilde yapamadığı takdirde ancak bir sonraki kamu birimi bu hizmeti üstlenebilir. Doğru. Bu bizim Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı altına imza attık. Uluslararası sözleşme olduğu için anayasamızın da üstünde kabul ediyoruz. Oranın da amir hükmüdür. Hı hı. Siz şimdi Harmancık'ın filanca köyündeki, hep Ömer Altı diyordum, bugün Ömer Altı'yı gene diyeyim. Kemal Paşa'nın Ömer Altı köyündeki su kesintisini buradaki Buzki'ye bağlayacaksın. Bu çok absürt bir şey yani 2015 yılında. İkincisi 6-7 sene önce özel idareleri kurmuşsunuz ve kamu yönetiminin taşra yapılanmasının esas omurgası özel idaredir demişsiniz. Yani sağlık müdürü, tarım müdürü, milli eğitim müdürü, kültür müdürü hepsi Ankara'daki bakanlıkların değil özel idarenin müdürü olacaktı. Hı hı. Ve orada insanlar, İl Genel Meclisi başkanları artık insanların taleplerini alıyorlardı. Oradaki imkanlarla bunları bir araya getiriyorlardı filan. 7 sene sonra nüfusun %75'inin yaşadığı 31 vilayette siz özel idareyi tarihe gömüyorsunuz. 6 sene önce demişsiniz ki bu kamu yönetimini kurtaracak yapılanmadır filan. Evet. Ve doğuda pek çok yerde bölücü örgütün uzantısı olan siyasi oluşum, mesela isim vermeyeyim, bazı vilayetlerimizde 2-3 sene geçse vilayet merkezinde demografik yapı ve şehir kültürü sebebiyle 13-14 yaşında omuzunda kaleş belediye başkanını 15-16 yaşında çocukların sorguladığı sisteme asla oy vermeyecek vilayetler var. Ama bunu siz köylerle beraber bütün il sınırları belediyeye, bütün şehir belediyesine oy kullandığı takdirde AK Parti'nin alması mümkün değil orayı. Evet. Bu da biliniyordu. Kendisine de söylendi o zamanki başında kim varsa AK Parti'nin. Bunlara rağmen bu adım atıldı. 2012 sonunda ben içinde olduğum için biliyorum. Bu hem KCK operasyonlarıyla hem de istihbarattaki ahenk ve operasyonlarda birlikte hareket etme yeteneğinin geliştirilmesiyle terör örgütü çok ciddi darbe aldı. Siz böyle ve 2012 Aralık ayında ben kaza yapmıştım. Onun için iyi biliyorum. 13 Aralık'ta AK Parti grup toplantısını mecliste değil kendi binalarında yapmıştı. Hı hı. O zaman idam cezasının geri getirilmesine kanun hazırlatıyorsunuz. Dokunulmazlık dosyalarını yola çıkarıyorsunuz. Meclise getiriyorsunuz. 2 ay sonra da megri megri oradan dağlara selam gönderiyorsun. Şimdi bunları siyasi çıkar elde etmeyle biz açıklayamıyoruz. Başka hiçbir şeyle de açıklayamıyoruz. Onun için burada çok net bir tavır istedik. Dedik ki Dolmabahçe'deki gibi deklare edin. Biz sizle yarın yola çıktığımızda şey yapalım ve bundan kaçındılar. Biz bunu başka şeyle diyoruz. Yani şantaja açık bir yönetici kesimi var. Dosyalar var ve bunlar önüne konduğu için mecbur kalıyor diye düşünüyoruz. Hı hı. Aziz milletimizin de bunu değerlendirmesini istiyoruz. Yani Türkiye gibi bir ülke şantaja maruz kalabilecek, belli açıkları sebebiyle belli şekilde davranmaya zorlanabilecek yöneticilerin elinde olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Milli iradeden çıkan sonuçtaki hükümet sandıktan başka hiçbir yere minneti borcu olmayan bir hükümet olacaktır. Mesela bazen ortalık gerginleştiğinde Demirtaş diyor ki Oslo tutanaklarını açıklarım ha diyor. Açıkla peki diyen yok. Bu nedir? Bir şantajdır. Ondan sonra bazı şeyler oluyor. Açığınız varsa şantajlara boyun bizim eğersiniz. Bizim şeyimiz de buydu. Biz diyoruz ki hiç kimse daha küçük bir Türkiye istemez. Buna Cumhurbaşkanımız başta. Kimse daha küçük bir ülkenin Cumhurbaşkanı olmak istemez.
O gerçi cumhuru atıp sadece başkan olmak istiyor ama Evet. kimse böyle bir ülkenin başbakanı olmak istemez. Davutoğlu da bunu istemez. Ülkenin iyiliğini ister. Ama bazen insan istediğini yapamayacak kadar eteklerinde ağırlıklar olur. Şey yapamaz. Ülke bu vaziyette ki bunu böyle yapıyor diyorlar. Yoksa hani memleketin iyiliğini herkes ister diye düşünüyoruz. İnşallah güzel bir gelecek olur hepimiz için. İnşallah. Teşekkür Yani ben ediyorum. hangimiz ne olursak olalım A, Evet. B, C partileri Evet. burada yaşıyoruz. Birbirimize Evet. muhtacız ve hem kendi partilerimize hem diğer partilere birbirimizin kıymetini bilelim. Aziz sancarları aramızda heba etmeyelim diyorum. Yani o Kesinlikle, tür kesinlikle. Çok açılan güzel bir dilek. çiçekleri Aynen. inşallah soldurmayalım. Kırağı üzerine kırağı düşürmeyelim. Gücümüzü, enerjimizi orada kullanalım diyorum. Çok teşekkür Sağ ediyorum. olun Ben efendim. çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, günaydın. Bu hafta sonuna geldik. Hafta sonuna geldik. Programın da sonuna geldik. Güneş ışınlarının önce bedeninizi sonra yüreğinizi ısıttığı çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta başında yine birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın, esen kalın.